Murat Kelkitlioğlu. Savcılar hazırsa isimleri vereyim. Türk demokrasi tarihinin kara bir sayfasıdır 28 Şubat. Millete rağmen adım atabileceklerini sanan, güçlü oldukları dönem bin yıl sürecek gibi süslü laflarla kararlılık gösterisi yapan vesayet odaklarının nafile çabalarından biridir. Şükür ki o karanlık dönemde atılan pek çok adım artık tarihin çöplüğündeki yerini aldı. Şimdi ise sorumlular için hesap vakti. 28 Şubat davasıyla ilgili dün savcı mütalasını açıklayıp dönemin genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı ile ikinci başkanı ve BCG'nin kurucusu Çevik Bir hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi. Savcıya göre 28 Şubat postmodern değil, askerin cebir ve şiddet kullanarak tüm unsurlarıyla hayata geçirdiği gerçek bir darbe girişimiydi. Haklı. Hatta bir adım daha ileri götürüp sadece askerin değil medyası, siyaseti, iş dünyasıyla organize olunan, hayata geçirilen bir darbe girişimiydi dersek abartmış olmayız. Elbette o süreçte tankları yürütenler apoletliydi. Elbette o meşhur briefingler üniformalılar tarafından veriliyordu. Elbette gazetelere gönderilen tehdit mektuplarının altında rütbelilerin isimleri vardı. Ama onlara meşruiyet alanı yaratan, toplum tarafından kanıksanmalarını sağlayan sivil destekçileri en az onlar kadar etkindi. Bazen bir köşe yazarı olup ahkam kesiyorlardı sütunlarında. Bazen bir akademisyen kılığına girip üniversite koridorlarını hakiye boyuyorlardı. Bazen para babası olup ekonomiyle diz çöktürmek istiyorlardı toplumu. Bazen cumhuriyet, laiklik, Atatürk gibi ortak değerlerimizi suistimal edip kendi ikballerinin derdine düşmüş siyasetçi oluyorlardı. Anlayacağınız bir oligarşik yapıydı 28 Şubat. O yüzden sadece üzerinde üniforması olanın değil, o üniformanın arkasına saklanıp topluma bedel ödetmeye çalışan bu postal yalayıcılarının da hesap vermesi gerekiyor. 28 Şubat'la hesaplaşma ancak onlar da sanık sandalyesine oturduğunda tamamlanacak. Buradan taahhüdümdür. Bir gün cesur bir savcı bu görevi tamamlamak için yola çıkarsa, hala köşe başlarında demokrasi ahkamı kesen o isimleri kendisiyle paylaşmaya hazırım. Murat Kerkitlioğlu akşam